Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme ve Geliştirme ve Organizasyon Komisyon toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ı bir yıl sonra bu alanda uçuracaklarını söyledi. Afyonkarahisar Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurumların il müdürleri katıldı. Türkiye'de parlayan bir yıldız gibi her geçen gün hem adımızdan söz ettirerek... Toplantının açılış konuşmasını Vali Gökmen Çiçek yaptı. Çiçek, Afyonkarahisar'ın tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin bir kent olduğunu, her ilçenin farklı alternatif ürünler yetiştirmesi gerektiğini dile getirdi. Hem üniversite rektör hocamız kurduğu komisyonla, hem Tarım İl Müdürlüğümüz, hem Bitkisel Aromatik Şube Müdürlüğümüz gerçekten bu konuda büyük bir özveri içerisinde altyapı çalışmalarına devam ediyorlardı. Biz özellikle bu konuda hem kaymakamlar hem belediye başkanları olarak yapacağınız her konuda isteklerinizi, arzularınızı sonuna kadar yerine geçireceğimizi ve bu konuda marka olmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Rektör hocamdan da özellikle bir yıl içerisinde, bir yıl sonra yapacağımız bu toplantıda bize yenilikler yaşatmasını, hep beraber burada bunun sunulmasını bekliyoruz. Son zamanlarda özellikle Dinar ilçesinde bir lavanta bahçemiz kuruldu. Ben hem belediye başkanı hem kaymakamı tebrik ediyorum. Bütün ilçelerde bu konuda destek olacağız. Bu ekilecek yerlerle ilgili rektör hocamın onayı ve kurumunun, komisyonunun onayı olmadan ne olursunuz hiçbir şey ekmeyelim. Ekeceğimiz her şey üniversite rektörümüzün başkanlığında kurduğumuz komisyonla olacak. Yoksa yeni fantazilere girecek ne gücümüz, ne zamanımız, ne de vaktimiz var. O yüzden biz nerede ne ekileceğini bilelim. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'sa kentte 300'e yakın endemik bitkisel tür olduğunu söyledi. Rektör Okumuş, Afyonkarahisar'ın iklimlerinde kavşak noktası olduğunu belirterek bu alandaki paydan payını alması gerektiğini dile getirdi. Ülkemiz mevsimsel özellikler açısından, iklimsel özellikler açısından çok inanılmaz muhteşem bir yerde lokalize olmuş durumda. 3 iklim kuşağının mevsimsel kuşağının ortasında yer alıyor. Afyonkarahisar İline baktığımızda hakeza yine çok özel bir yerde konuşlandırmış durumda. Kavşak noktasında yolların kavşağı olduğu gibi aynı zamanda iklimlerin de kavşağı olan bir noktada 3 farklı iklimi aynı anda yaşayabilen bir özelliğe sahip Afyonkarahisar ili. Dünyada tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı son yıllarda inanılmaz derecede arttı. Özellikle de son yıllarda geleneksel ilaçlardan, gelenekselden kastım sentetik olarak üretilmiş, sıklıkla kullandığımız ucuz ilaçlardan artık biyoteknolojik ilaçlara doğru bir yönelim var. Sadece bizde değil, tüm dünyada artık geleneksel yöntemlere, geçmiş tarihlerde ülkelerinde, bölgelerinde kullandıkları ilaçlara yönelik bir eğilim var artık, bir geriye dönüş var. Ve insanların yaklaşık %80'i hayatının bir aşamasında en azından geleneksel tamamlayıcı tedavileri kullanmış veya kullanmaya devam ediyor. 150 milyar dolarlık bir tıbbi aromatik bitki pazarı var dünyada. Biz endemik türler açısından çok zengin olmamıza, birçok tıbbi aromatik bitkinin ülkemiz diğer ülkeler için ham madde tedarikçisi özelliklerine sahip olmasına rağmen, bu kadar bitki çeşitliliğine rağmen bu 150 milyar dolarlık paydan sadece 140-150 milyon dolar gibi bir pay alıyoruz. Neredeyse %1 ancak. Konuşmaların ardından kaymakam ve belediye başkanlarından öneriler alındı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lavanta asadı şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, lavanta asadı yaptı, kaymakamlık tarafından yapılan Dinareli tesisini gezdi. Vekil Kurtulmuş şenlik konserini de dinledi. Dinar ilçesinde kaymakamlık tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen lavanta hasat şenliği düzenlendi. Müzik
Şenliğe AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve ilçe protokolü katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Lavanta Bahçesi'nde incelemelerde bulundu, fotoğraf çektirdi. Böyle oluyor. Evet. Lavanta hasadı yapan Kurtulmuş, küçük bir kaza da yaşadı. Elini kesen Kurtulmuş'un parmağını Kaymakam Kapankaya bantladı. Kurtulmuş, lavanta hasadının ardından Dinarelli tesislerini gezerek bilgiler aldı. Şenlik kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu tarafından bir konser verildi. Konser öncesi Kaymakam Selami Kapankaya şenlikle ilgili bilgilendirmeler yaptı. 5-6 yıl önce bu kıraç topraklarda başlayan lavanta deneme ekim alanı yolculuğumuz büyüdü, serpildi, gelişti ve bugünlere geldi. AK Parti Afyon Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunu Seven de konuşma yaptı. Bizim ovamızda Donma Yuvası'nda sazlı çalgılar, yaylı çalgılarla bir müzik konseri dinleyeceğimizi 50 yaşını açtıktan sonra bana anlatsalardı hayal bile edemezdim. Teşekkür ediyoruz değerli kaymakamım. Hakikaten bu ovada Anadolu ezgilerini dinleyeceğimiz hiç herkimiz aklına gelmezdi. Öncelikle saz grubumuza çok teşekkür ediyoruz, Anadolu saz grubuna. Ve birazdan herhalde genç kardeşlerimiz de bize bir küçük bir konser verecekler. Daha sonra Anadolu Yaylı Çalgılar grubu verdiği konserle davetlilerin kulaklarının pasını sildi. Unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşandı. Konser sonunda sanatçılara hediyeler verildi. Numan Kurtulmuş, hediye takdiminin ardından yaptığı konuşmada lavanta ekiminin yaygınlaşmasının sevindirici olduğunu söyledi. Memleketimizin zenginliklerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Her alanda birlikte, barış içinde, dostluk içerisinde, huzur içerisinde daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi oluşturabilmek için her birimiz bulunduğumuz yerde. Üzerimize düşen sorumluluk neyse, vazifemiz neyse bunu en iyi şekilde yapmaya gayret etmek durumundayız. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in de katıldığı TOP Müşterek Konsey Toplantısı, TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı'na TOP Ticaret ve Sanayi Odaları, TOP Ticaret Odaları, TOP Sanayi Odaları, TOP Ticaret Borsaları ve TOP Deniz Ticaret Odaları katılım gösterdi. Konseylerimiz vasıtasıyla tüm bölgeleri ve sektörleri kapsıyor ve sahadaki durumu en iyi şekilde görüp sorunları ve sıkıntıları tespit ediyoruz. Toplantıda konuşan TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomik rakamları açıkladı. İşte ilk çeyrekteki %7'lik büyümeyi de özel sektörümüze verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından da çok önemsiyorum. Yine sizin geçenlerde müjdelediğiniz gibi ikinci çeyrekte belki de tarihimizin, dünyanın en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı da ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu sene hem sanayi üretiminde hem de ihracatta tarihi rekor seviyelerine ulaşacağımızı da düşünüyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, size ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Toplantıya iştirak eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı, TOP Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar iş dünyasının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, merkeze bağlı Işıklar Beldesi'ne bir araç daha kazandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP'li belediyelerin araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Müzik
Milletvekili Taytak, Işıklar Belediyesi'nin araç filosuna kepçe kazandırdı. Düzenlenen araç teslim programına MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, belediyelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek, ilçelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, İl Sekreteri Beytullah Bostancı, Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal, MHP'li belediye başkanları, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Zeki Ertürk ve çok sayıda partili katıldı. Kepçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başkanıma da hizmetlerinin başarılarının devamını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partili belediyelere hizmet yağıyor. Işıklar Belediye Başkanı Erol Özal, desteklerinden dolayı Milletvekili Taytağ'a teşekkür etti. Tarihinde hiç bu kadar Işıklar'a hizmet gelmediği şekilde hizmet geldi. Okullarımızda da destek oldular, yolda da, kanalizasyonda da. Kıdır Ellez geçti, biz kredi talebinde bulunduk. Kıdır Dede gibi sağ olsun vekilimiz yetişti. Kredi çıkması mümkün değildi. Çünkü devletimizin durumu belli, borcumuz var. Ama vekilimizin sayesinde üst yapıyı da yapacağız. İş makinesi olarak müracaat ettik Türkiye Belediyeler Birliği'ne. Sağ olsun vekilim, belediyemiz 69'da kurulmuş. Benim yaşım 69 doğumlu. Bu süreden sonra bir iş makinesi bize hediye ettirdi vekilimiz. Çok teşekkür ediyorum. Milletvekili Mehmet Taytak da Başkan Özal'ın üretken belediyecilik anlayışıyla hiç durmadan çalıştığını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üreten belediyecilik anlayışı içerisinde durmadı, çalıştı, sizler de çalıştınız. Geçen sene, geçen dönemden itibaren de özellikle yolla ilgili bir çalışmaları başlattı. Hem kanalizasyon hem de su altyapılar tamamlandı. Geçen aylarda gelen krediyle de artık üst yapıya inşallah başlanacak. Işıklar inşallah ışık ışık olacak. İnşallah aracımız da hayırlı vesile olacak burada. Ben bu anlamda Işıklar'a çok daha büyük hizmet vereceği düşüncesi içerisinde her zaman yalnız olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılan konuşmaların ardından kasabaya kazandırılan kepçe için dualar okundu ve kurban kesimi gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Zeybek, belediyenin yatırımlarından söz etti, yaz etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Basın camiasını rahatlatacak cevaplar verdi. Afyonkarahisar Belediyesi Termal Oteli'nde gerçekleştirilen basın buluşması öncesi Başkan Zeybek ve basın camiası kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Dernek Onursal Başkanı Hacı Akgözsoy, belediye başkanları, basın STK temsilcileri ve yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Sunum öncesi konuşan Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, bu tür buluşmaların fikir paylaşımı konusunda önemli olduğunu söyledi. Ben böyle bir organizasyonu yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonların bundan sonra da daha sıklıkla devam edeceğine inanıyorum. Aradaki eksiklikleri hep beraber telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Kahvaltının ardından bir sunum yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaz ayları boyunca yapılacak etkinlikleri anlattı. 4 aylık sürecin dolu dolu geçeceğini dile getirdi. Bugün Zafer Meydanı'nda yine Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubumuzun konseri var. 4 Temmuz'da Çocuk Şenliğimiz, 7 Temmuz'da Eğitici Müzikal ve Çocuk Tiyatrosu. Çocuklarımız tabii evlerde kapanmakla ciddi bir sıkıntıya girdi. Onlar biraz daha eğlenceli vakit geçirelim diye böyle bir program hazırladı arkadaşlarımız. 9 ile 14 Temmuz Güral Otel'de Klasik Müzik Festivalimiz var. Yine 2019 yılında yapmış olduğumuz meydandaki 3x3 basketbol turnuvası. Tabii bunda Afyon'a has bir şey değil. Ülke genelinde katılmak isteyen diğer şehirlerden de sporcularımız gelip daha önce katılmışlardı. Bu sene katılımı biraz daha fazla bekliyoruz. 11 Temmuz'da Masal Parkı'nda Çocuk Şenliğimiz, 15 Temmuz'da Ahmet Sula Şuurlu Gençlik Söyleşisi var, Belediye Ram Salonu'nda. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi ve akşamı ciddi programımız var. Yine 18 Temmuz'da Karayolları Parkı'mızda bir Çocuk Şenliği, 25 Temmuz'da Veysel Eroğlu Parkı'nda Çocuk Şenliğimiz. Yine 31 Temmuz'da Kültür ve Sanat Akademisi Müzik Grubumuzun vermiş olduğu
ikinci bir konserimiz var. Başkan Zeybek, devam eden yatırımları anlattı, Uzun Çarşı ile ilgili projesinden söz etti. Ulu Cami'nin etrafındaki bu meydanı da tamamlayarak turizmi açmak. Uzun Çarşı ile alakalı da ciddi bir sokak sağlıklaştırması yapalım. Esnafla görüşeceğiz, esnafa izah edeceğiz. Şu anki durumu görüntülerini aldık. Yaptığımız çalışmayı proje bazında göstereceğiz kendilerine. Uzun Çarşı'yı trafiğe kapatmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Büyük çoğunluk istiyoruz derse trafiğe kapatmayı ve orayı yaya yolu haline getirmeyi, nefis bir alan oluşturmayı düşünüyor. Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Mısri Mahallesi'nde yapılması planlanan ve yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm, tasarruf tedbirleri kararnamesi ve çeşitli soruları içtenlikle cevapladı. Bize kentsel dönüşüm genel müdürünün söylediği, burası da 6A kapsamında. Kapılara etiketi yapıştırırız, 15 gün süre veririz, 15 günde boşaltmayı biz yıkar geçeriz. Bizim böyle bir şey olmaz. Bu kışta, karda, kıyamette hemşehrilerimizin sokağa atılmasına, dışarı çıkarmamızın gönlümüz razı değil. Yani 6A'yı zorlamaz diye düşünüyorum. Bakan Bey öyle söyledi. Zorlamayız, rıza göstermiyorsa bırakırız. Mümkün mertebe harcamalarımızı kıstık. Buna rağmen çok şükür her şeyimizi de çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Hiç kimseye borcumuz yok, esnafımıza borcumuz yok. Benim birinci önceliğim Afyon'daki esnafımız. Borcumuz varsa anında ödensin diyorum. Diğer kamu kurumları düşünürse onlar bilmez ama biz belediye olarak öyle bir düşüncemiz yok. Basın buluşması toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'de Hollandalı Günlükleri isimli uluslararası karma sergisi açıldı. Açılışa Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marianne de Kıvasteniyet de katıldı. Güler Sanat'ın katkılarıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'de Hollandalı Günlükleri isimli uluslararası karma sergisinin açılışı yapıldı. Karma serginin açılışına Vali Gökmen Çiçek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marianne de Kıvasteniyet, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve ilgililer katıldı. Sergi öncesi konuşan AKÜ Rektörü Karakaş, Afyonkarahisar'ın kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirdi. AKÜ olarak Güzel Sanatlar Fakültemizle, Devlet Konservatuvarımızla, Spor Bilimleri Fakültemizle ve diğer akademik birimlerimizle, araştırma merkezimizle Afyonkarahisar'ımızın kültür ve sanat hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaşayan 3 kıymetli sanatçının Türkiye'de Hollandalı Günlükleri isimli bu uluslararası karma sergiyi gerçekleştiriyoruz. Bu sergide resimden çizime, fotoğraftan heykel sanatına ve video sanatına kadar disiplinler arası işler yer alıyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marianne de Kıvasteniyet ise konuşmasında serginin gezici bir sergi olduğunu, daha önce de 3 ilde açıldığını vurguladı. Kriz zamanlarında sanat ve kültür önemlidir. Özellikle geçtiğimiz yıl sanatçılar için çok iyi bir dönem olmadı. Sanat sektöründe performanslarını sergileyen ve görsel alanda çalışan sanatçılar için Hollandalı sanatçıların içerisinde yer aldığı sanatsal etkinlikleri düzenlemek ve onlara katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Geçen yıl Ankara'da başlayan sergi, Nevşehir, Tunceli'nin ardından şimdi de Afyonkarahisar'a uğradı. Bu program dahilinde sanatçı söyleşileri de bulunuyor. Son olarak konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile karma serginin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kültürden, sanattan, bu tür etkinliklerden biraz uzak kalmak durumundaydık. Fakat bugün adeta açılış yapıyoruz. Ve açılış yaptığımız bugünü Hollanda Büyükelçimizle beraber yapıyoruz. Özellikle böyle bir sergide olmaktan, Türkiye'de Hollandalı Günlükleri, öyle değil mi Sayın Rektörüm? İsmi de çok güzelmiş. Böyle bir sergide bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hollanda'yla Türkiye'nin aslında kültürel, tarihi ve özellikle peyzaj anlamında, zevkler anlamında çok ortak noktaları var.
Sergide Türkiye'de yaşayan 3 Hollandalı sanatçının resimden çizime, fotoğraftan heykele ve video gibi birçok eserleri bulunuyor. Konuşmaların ardından uluslararası karma sergi gezildi. Sergi 20 Ağustos'a kadar sanatseverlerce gezilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOP-ETO arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Afyonkarahisar'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot okul seçildi. 2 yılda büyük bir atılım yapan lise, video konferans toplantısı ile öğrenciler ve velilere tanıtıldı. "26 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Afyonkarahisar'dan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot okul olarak seçildi. Sizleri Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve ATSO'nun YouTube sayfasından yayınlanan tanıtım toplantısının açılış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül yaptı. Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi için hem öğreten hem üreten okul sloganını kullanıyoruz. Okulumuz güncel gelişmeleri ve teknoloji yakalayan bölümlerinin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren alanlar ile önemli bir eğitim yuvasıdır. Okulun bölümlerini tek tek sayan Başkan Yardımcısı Gül, COVID-19 sürecinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üretimini yaptığı dezenfektanlardan da söz etti. Okulumuz özellikle COVID-19 döneminde yaptığı dezenfektan ve hijyen ürünleriyle döner sermaye cirosunu bir önceki yıla göre artırarak Türkiye'deki mesleki teknik liseler arasında 20. sırada yer almıştır. Gül, okuldan mezun olan öğrencilerin teknisyen ünvanını elde ederek iş yeri açma belgesini alabildiklerini de sözlerine ekledi. Tanıtım toplantısına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Ülkelerin geleceği mesleki eğitimdedir. Aslında üreten bireyler, üreten toplumlar güçlü ülkeleri, güçlü devletleri oluştururlar. Hem ticaret odamızın vermiş olduğu, borsamızın vermiş olduğu desteklerle hem de okuldaki öğretmenlerimizin gayretleriyle gerçekten bir üreten okul haline gelmeye başladı. Konuşmaların ardından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İvecen sözü okulun psikoloji ve rehber öğretmeni Fikriye Merve Yaman'a verdi. Yaman'ın okul hakkındaki ayrıntılı sunumundan sonra YouTube sayfası üzerinden sorulan sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi. Eğer bir çocuk gittiği bölüme gerçekten isteyerek gidiyorsa o bölümde iş imkanını da kendi yaratacaktır mutlaka. Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül 2021'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek. 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak MotoFest kapsamında ise konserler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül 2021'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında Dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası olmak üzere 5 yarış aynı anda yapılacak. Afyonkarahisar'daki yarışlara fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor. NG Afyon Otel'de gerçekleştirilen lansmanda MotoFest kapsamında yer alacak konserlerle ilgili de bilgi verildi. Lansmanın ilk konuşmasını Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar yaptı. Uçar, şampiyonu hakkında bilgiler verdi. Bu organizasyonun sadece bir spor organizasyonu olmadığı hakikatini bir kez daha anlamış olduk. Bu noktada baktığınızda dünya şampiyonası formatında 5 tane yarışı Allah'ın izniyle Eylül'ün ilk haftasında burada yaşıyor olacağız. Ve 180 ülkede Afyonkarahisar ilinin her türlü
özelliğiyle, her türlü güzelliğiyle yansıtılıyor ve yaşatılıyor olduğunu 180 ülkenin ekranında görüyor olacağız. Ve 100 bin seyirciyi Allah'ın izniyle 5 gün boyunca Motofest organizasyonu ve Dünya Şampiyonası organizasyonu günlerinde burada misafir ediyor olmanın da hayalini kuruyoruz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise konuşmasında Afyonkarahisar'ın sportif faaliyetlerle de anılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Afyon gastronomisiyle, spor kenti olmasıyla, tarihiyle, kültürüyle, mermeriyle gerçekten Anadolu'nun eşsiz illerinden birisi. Türkiye Motor Sporları Federasyon Başkanımız, Başkan Yardımcımızın da katkılarıyla Afyon'daki bu organizasyonu festival şeklinde yapalım istedik. Tek gayemiz güzel Afyon'umuzun değerlerini daha fazla insana, dünyaya tanıtabilmekti. Bu organizasyonda emeği geçen belediye çalışanlarımıza, Motor Sporları Federasyonu Başkan ve Başkan Yardımcısına, Afyon'umuza bu hususta katkı veren herkese ben de çok teşekkür ediyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdun'u seven de Afyonkarahisar'ın spor tesisleri ve buradaki organizasyonlarla sporun başkenti olduğunu kanıtladığını belirterek, yurt dışından bu spora ilgi duyan tüm sporcuları ve turistleri beklediklerini dile getirdi. Hayalimiz lezzetin başkenti olmak istedik. Gerçekten 2 sene önce gastronomi şehri ilan edilerek lezzetin başkenti olduğumuzu ispatladık. Sporun da başkentiyiz diye iddia etmiştik. Gerçekten yaptığımız spor tesisleriyle, buradaki organizasyonlarla ve özellikle geçen hafta bir alt kategorisi olan spor organizasyonuyla ve üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Eylül ayındaki bu üçüncü MXGP organizasyonuyla sporun da başkenti olduğumuzu kanıtladık iddiasındayız ve özellikle üstünü basarak söylüyoruz. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de motocross sporlarıyla beraber uluslararası organizasyonlara başladıklarını, bunun için söz konusu şampiyonanın ilk göz ağrısı olduğunu söyledi. Afyonkarahisar bir kültür şehri. Evet, Afyonkarahisar bir tarih şehri. Evet, Afyonkarahisar bir termal şehri. Ama Afyonkarahisar her şeyden önemlisi iddialı bir şehir. İddiası olan bir şehir. Bunu Afyonkarahisar'ın sokaklarında gezdiğinde hissedersiniz. Afyonkarahisar'da bugün dışarı çıkın, kiminle konuşursanız konuşun, o iddiayı, o özgüveni hissedersiniz. İşte bu özgüven Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü, tüm dünyanın izlediği, federasyon başkanımız da söyledi, 184 ülkede yayın yapan ve dünyanın en iyi pistini yapabilen bir iradeyi veriyor. Bazen hayatımızda bir şeyleri başarabilmek için bir şeylerin denk gelmesi lazım, birbirine yakışması lazım. İşte federasyonla Afyonkarahisar'da bu manada birbirine yakışınca ortaya böyle bir şey çıkıyor. Dolayısıyla ben slogan bari bazen konuşmayı severim. Motocross gerçekten Afyonkarahisar'a çok yakıştı. Afyonkarahisar motocross'la özdeşleşti. Motocross bizim için artık bir şeref meselesi. Artık bizim için tacımız. Motocross'la beraber uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız belki de ilk yarışma. Dolayısıyla bizim ilk göz ağrımız. Türkiye'nin 2021'deki en büyük etkinliği olması beklenen Türkiye Motofest bu yıl 5 güne çıkacak. 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Türkiye Motofest'te bu yıl 100 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor. 5 gün boyunca pek çok markanın çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festival kapsamında 1 Eylül 2021 Çarşamba Mustafa Ceceli, 2 Eylül 2021 Perşembe Cem Adrian, 3 Eylül 2021 Cuma Haluk Levent, 4 Eylül 2021 Cumartesi Merve Özbey ve Kıraç, 5 Eylül 2021 Pazar günü ise İrem Derici ve Cenk Eren konser verecek. Öte yandan biletler www.passo.com.tr ve albikere.com adresinden alınabilecek. Kombine biletler 0-6 yaş grubu için ücretsiz, yetişkinler için 100 lira, çocuklar için de 50 lira olarak uygulanacak. Afyonkarahisar TET Koleji 4. dönem mezununu verdi. 57 öğrencinin mezun olduğu okulda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını aldı, kep atarak yeni bir döneme adım attı. Kolejin yönetim kurulu başkanı, iş insanı Mustafa Enis Arabacı da okulun misyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gülenay Ceylin Güzbey. TED Afyonkarahisar Koleji Lise öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. Geliyoruz, yıkılmaz inancımız var. Biz geliyoruz.
başbayandır sabrınızla. Okuldan mezun olan 4. dönem 57 öğrenci için okul bahçesinde pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Arabacı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mehmet Emin Güzbey Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Mezun olan 57 öğrenci törene bayrak ve flama eşliğinde alkışlar arasında geldi. Mezuniyet cübbelerini giymiş olan öğrenciler, öğretmen ve ailelerinin karşısına çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okul müdürü Muhittin Özaşkın ailelere seslendi. Çektiğiniz sıkıntıları biliyorum dedi. Belki 18 yıldır bu çocukların peşindesiniz. Biliyorsunuz anaokulu, ilkokul ve ortaokulda artık diploma verilmiyor. Diploma bir tık lisede veriliyor. Diplomayı alıyor ve burada mezun oluyorlar. İlk mezuniyetimiz bu oluyor. Şimdi bu çocukları 18 yıldır büyük emeklerle büyüttünüz, okuttunuz. İlkokul bitti, ortaokul bitti, lise bitti. Hele bu sene pandemiyle beraber son sene çok zorlu geçti. Ben sizin çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Allah sizden razı olsun, emekleriniz yağlı olsun. Afyonkarahisar TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Arabacı ise konuşmasında zor geçen bir dönemin mezunlarına başarılar diledi. Çok zor bir dönemde, bütün dünya için çok zor olan bir dönemde, elden gelenin en iyisinin yapılmasına çalışıldığı bir dönemde mezun oluyorlar. Bizim Z kuşağımız aynı zamanda gençlerimiz ve hiç kimsenin deneyimlemediği bir yılı onların şansına geldi. Belki onların talihsizliği ama bir yandan bakarsanız olumsuz şeyler insanlarda güçlendirici tesirler de bırakabilir. Belki de bu dönemin, bu kaotik dönemin yarattığı belirsizlikler gelecekte gençlerimizin daha da güçlü kimlikler oluşturmasına da faydası olacak. Ben böyle bir günde, böyle güzel bir günde sizleri, öncelikle velilerimizi, tekrar öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllar öğrencilerimiz için çok parlak geçer. Daha sonra bayrak devir teslim töreni yapıldı. Öğrencilere diplomaları törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatarak mezun olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Afyonkarahisar'da mülteci nüfusunun 21.654 olduğu bildirildi. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Sayın Doktor Aydın. Dünya genelinde 82 milyon mülteci var. Her yerleşim bölgesi mültecilere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yerelde Kadın Buluşmaları programında konuşan Afyonkarahisar Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, kentteki mültecilerle ilgili bilgi verdi. İnsani yardımlar sunumu ve tüm sivil havacılar derneği. Buna göre Afyonkarahisar'da 21.654 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Sayın Doktor Aydın. İlk sırayı 11.686 kişiyle Suriye kökenliler alırken bunu 4.999 kişiyle Afganlar ve 2.668 kişiyle Irak kökenliler takip ediyor. Kadın ve çocuk boyutunda. Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen caz sanatçısı 21. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin kapanış konserinde sanatseverlerle buluştu. Caz Festivali'nin kapanışını Lucia Bakayova yaptı. NG Afyon'da gerçekleşen konserde sanatçıya tuşlu çalgılarda Zafer Gökçer ve Öykü Damla Gözel, saksafonda Tarık Temüge, davulda Kaan Elginöz, bas gitarda Alp Kısa, saksafonda ise David Kudurna eşlik etti. Genç caz sanatçısı Bakayova, I Wish You Love, Can't We Be Friends, Chega Desa Days, Low, Take 5, Save Your Life For Me, Young at Heart, Blow It and My Youth,
Monen ve My Funny Valentine adlı eserlerin aralarında bulunduğu bir repertuarı yorumladı. Lucia Bakayova yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği festival, 3 gün boyunca sanatseverlere caz müziğinin seçkin eserlerini dinleme fırsatı sundu. Birçok konserin gerçekleştiği festival, Yalvaç Ural Söyleşisi'nin yanı sıra David Kudurne Quartet, Jane Bailey Trio, Mikulas Pokorny Trio ve The Alice Project konserlerine ev sahipliği yaptı. Motosikletli polis timlerinin ileri sürüş eğitimleri Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor. Bir ay boyunca 120 saat eğitim alan polislere sertifika verilecek. Polis memurlarının zorlu eğitim parkurunu sizler için görüntüledik. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve çevre illerden gelen 15 polisin motosiklet ileri sürüş eğitimi sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki eğitimler, eğitmenler Mehmet Akif ve Mehmet Kahraman tarafından veriliyor. Polisler, görev sırasında karşılaşabilecekleri zorluk ve durumlarda nasıl hareket edeceklerini parkurda deneyimliyor. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amiri Komiser Veysel Deniz eğitimlerle ilgili bilgi verdi. Motosiklet alanında yeni gelen arkadaşlarımızı bir aylık bir süreç bekliyor. Bu bir aylık süreçte normal sokakta karşılaşabileceğimiz durumları burada dubalarımızla, hocalarımızın ve bizim beraber verdiğimiz eğitimlerle bunları sokağa hazırlıyoruz. Bu şekilde bir eğitimimiz var. Toplam 15 personelimiz var. Bunlar başarılı olabilirlerse, başarılı olan arkadaşlar bünyemize katıp bunlarla beraber daha güçlü bir şekilde sokaklarda, asayiş olaylarında bu arkadaşlarımız devam edecek. Toplam bir aylık bir süreç, bir aylık bir eğitim. Burada arkadaşlarımız sabah 8'de beraber geliyoruz. Sabah 8'de sporumuzu yapıyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz, koşumuzu yapıyoruz. Normal sporumuzu yaptıktan sonra motosikletlerle beraber saat akşam 5'e 6'ya kadar eğitimimiz devam ediyor. Bu eğitimde dediğim gibi dar manevralar, sokak aralarına nasıl gidebileceğimiz, sokakta nasıl pozisyonlarda karşılaşabileceğimiz, şahıslarla nasıl görüşürüz, nasıl mülakat yaparız, bunların eğitimini veriyoruz. Motosiklet ileri sürüş eğitimini başarıyla tamamlayan polislere sertifika verilecek ve görev gelmesi halinde motosikletli polis timine katılabilecekler. Eğitimci yazar, Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz'in kaleme aldığı Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları'ndan yayınlanan Benim Köyüm Şehir Olacak adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Belediyenin basımını yaptığı 71. yazarınsa 3. kitabı olan bu eser Taş Medrese'de okuyucuların beğenisine sunuldu. Yazarımız sizler için zaten kitabını imzalayacak efendim. Şöyle bir şey var, vurgusu var. Siz mi söylersiniz? Yok, siz söyleyin. Eğitimci yazar, Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz'in yazdığı Benim Köyüm Şehir Olacak adlı kitabın tanıtımı için Taş Medrese'de program düzenlendi. Adına kitap yazılan, ben de gururlandım yani gerçekten. Programı Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, kitabın yazarı Veli Cengiz ve kitapseverler katıldı. Kaymakam adaylarımız ve diğer kamu yöneticileri de okuyacak ve inşallah ilham alacaklar. Kitabı anlatan yazar Cengiz, İhsaniye'nin Demirci Köyü'nü ve Vali Gökmen Çiçek'in yaptığı hizmetleri konu alan bir kitap olduğunu dile getirdi. Bu kitabı iyi ki yazmışım çünkü güzel insanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı bir şükran yazısı olarak kabul edin bunu ve öyle de oluyor. Ve valime, belediye başkanıma, Afyon ilinde görev yapan tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum.
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, belediyenin kentin kültür ve sanat hayatını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Afyonkarahisar Belediyesi olarak sanata, kültüre, tarihe verdiğimiz desteklerden bugün birisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye tarihimizde bugün 71. kitabımızı basıyoruz. Evet, bugün 71. kitabımızı basıyoruz. Gerçekten kültür yayınları olarak bugün benim köyüm şehir olacak eseriyle belediyemizin kültür yayını kattığı katkıdan dolayı da Veli Hocam'a ayrıca teşekkür ediyorum. Vali yardımcısı Mehmet Keklik ise bu kitabın bir valinin hayatını ve kente olan katkısını anlatan özellikle ikinci kitap olduğunu belirterek kaymakam adaylarına ve yeni nesil yöneticilere ilham kaynağı olacağını ifade etti. Kitapta Sayın Valimiz yani bir valinin öyküsü anlatılıyor aslında. Evet. Bir valinin katmış olduğu, bir şehre katmış olduğu gayretle, çalışmayla, özveriyle bir katma değer anlatılıyor. Bir şehrin bir vali eliyle değişim süreci anlatılıyor. Bu Sayın Hocamızla da görüştük. Tabii Ayşekul'ün Köprü isimli bir eseri var. Onu hepimiz okuduk. Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun anlattığı bir eserdi. Bu ikinci bu anlamda yazılmış eser. Olması açısından da çok değerli görüyoruz. Konuşmaların ardından yazar Veli Cengiz kitabını imzalayarak Vali Yardımcısı Keklik ve Belediye Başkan Yardımcısı Karakuş'a hediye etti. Program, Cengiz'in imzaladığı kitaplarını katılımcılara vermesiyle sona erdi. Dediğinizde son olarak çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza, Başkan Yardımcısı. Eğitimci yazar Veli Cengiz, Kanal 3 mikrofonlarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bizim köyde bu değişmelerden sonra, valimizin gelmesinden sonra iki bir kubbeli otel açıldı. Dün beraberdik, akşam yemeğini orada beraberce yedik. Yani şehir olmanın izleri yavaş yavaş hissedilir oldu bizim köyde. Ve bu köye, bu köyden şehre göçen, kaloriferci olan, odacı olan, hastanede temizlikçi olan kişiler de bu kıpırtıyı, bu hareketi gördükçe şehre geri dönüş başladı. Benim bildiğim 5 tane aile köye geri döndü şu anda. Onun çabası içerisinde. Sonra da valimizin bu çaba ve gayretleri konu alan, valimizle de tabii konuştuk, bunlar da hep bilgi sahibi. Bu kitabı yazmaya karar verdim, sonlandırmaya karar verdim. Yani daha önce vardı zaten dediğim gibi. 86-87 yıllarında Kocatepe gazetesinde tefrika olarak yazıldı. Ama bitmemişti. Bitirmek Allah bizim valimiz Gökmen Çiçek'e nasip etti. Ne güzel, ben de mutluyum. Teşekkür. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ahıl inşaatı çöktü. Göçük altında kalan küçükbaş hayvanlardan 205'i AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, 15'i ise telef oldu. Ayrıca inşaatta çalışan 3 işçi de yaralandı. Çöken ağıldan 205 koyun kurtarıldı, 15'i telef oldu. AFAD ekipleri seferber oldu. Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Sağırlı köyünde meydana geldi. Ağıl inşaatı çalışması sırasında çatı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken 300'e yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kaldı. Açılır açılır, hemen bak uyuşmuşlar ya. Şöyle suyu. Çevredekilerin yardımıyla yaklaşık 60 hayvan göçüğün hemen ardından çıkarıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ise molozların altında kalan 220 koyun ve kuzuyu kurtarmak için adeta zamana karşı yarış verdi. AFAD ekipleri göçüğün altından 205 hayvanı canlı çıkarmayı başarırken 15'ine ise telef olmuş şekilde ulaştı. Ekiplerin göçük altından çıkardıkları koyun ve kuzulara pet şişelerle su vererek sakinleştirmeleri ise görenleri duygulandırdı. Gel oğlum. Gel oğlum. Öte yandan Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın meydana geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kendine de gelmiyor. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yeni haftada tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar.